Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar, günaydınlar. İçtimaiye diziyorum onları. Şimdi EBA'ya girmeye çalıştık. Bugün giremedik. Uğraştık. Ama yazan veliler de vardı. Bir gün girsek, bir gün giremiyoruz derse diye. Şimdi verilen ödevler vardı. EBA'ya girmeseler de yırtamadılar. Özellikle Hakkı. Bütün çarpımı ezberleyecek, öğretmeni atacağız WhatsApp'tan. Hatta sizin gözünüzün önünde ona soracağım bakalım karışık karışık. Evet. Çarpmaları. Gözleri bak. Öyle cinlik yok. Hala daha sokak diyor, telefon diyor. Geçin bakayım. Okul dönemi başladı. Geç. İçti Maya. Şimdi ben de akşam toparlamıştım içeri mutfağa. Zaten elimden geçiyor zırttır tırttır. Bir ilaç yapıyorum şey. Şimdi görmüyorum. İnşallah da görmeyiz. Şeytan görsün yüzlerini. Böceklerin. Ekmek aldırdım yereme de. Sıcacık. Şimdi yumurta kıracağız. Yapma oğlum. Dondurum arkadaşlar. Masa. Full dolduruyorum böyle. Yıkıyorum çamaşır suyuna. Ondan sonra cifle geçiriyorum bir elden. Sonra normal bulaşık deterjanına. Hallettim. Bu arada halıların poşetlerin altı açık. Bak gitmiş gene maskeleri nereye bırakmış baban. O bırakıyor, ben atıyorum onları. Poşetin altı açık. Arkalarında da makas kesikleri var. Hava alıyor yani. Gerçi çıkartabilirim de ya. Çıkartırım bugün. Tozlanmasın dedim durduğu yerde ama zaten süpürüyoruz dedi. İşte böyle serdim bunları. Tenceremi de çok ovaladım altını. Bu çıkmıyor. Karbonatla bir deneyeceğim bakayım. Karbonat sirke yapıyordum böyle hani ama. Bir deneyeceğim böyle karbonat sirke yapıp ya da tencereyi bir oturturum birazcık içine tasın. Sıcak suya böyle. Öyle de yapıyordum daha önceden. Bir deneyeyim. Ekmekte sıcacık fazla soğumadan geçeyim. Evet arkadaşlar şöyle dizdim. Şu rafı tamamladım. Benim hep elim geçmesinden vallahi son rafım kaldı. Bugün de oradayım. Biliyorsunuz elimde yıkadığım için zaman oluyor yani yapmak. Bir de ben hani ayrıntıya da giriyorum. Çok kimyasal kullandım. Mecburen yani sonradan sirke falan su yaptım. Sirkeli suyla bir güzel beklettim rafları. Hani şey olsun diye, kimyasalı çıksın diye, çünkü bardakları koyuyorum. Sonra ben buraya bir ayar vereceğim artık. Boya falan yapacağım. Raflarımı boyayacağım. Boyadıktan sonra da böyle bardakları altını dizmek için kullanıyordum da. O şeyleri de sevmediğim için örtü olarak kullanacağım ben. Sevmiyorum öyle naylon tarzı şeyleri böyle. O yüzden. Tezgahımı boşalttım. Bir şey koymayacağım. Artık gözüm korktu. İnanın ki kaşık bile koymak istemiyorum. Belki sadece yemek kaşıklarımı koyarım. Hani iyice kurulandıktan sonra, o da bulaşıktan sonra. Tezgahımı kuru bırakacağım. Yani kuru bırakacak dediğim, mesela akşamdan yıkıyordum bulaşıklarımı. Buraya tezgah şey yapıyordum. Siz söyleyin. Seriyordum. Bulaşıkta süzülüyordu hani böyle sabaha kadar. Ama belki o nem de çekmiş olabilir. Bilmiyorum artık. O yüzden koymayacağım yani. İlacım da burada. Şunu kullanıyorum. Böyle artık hani patates ilacını yaptıktan sonra bakıyorum baygın varsa son mermiyi bundan sıkıyorum. Şimdi hemen yumurta yapayım çocuklara. Çamaşırım asılacak. İş çok. Evet, şimdi yumurtalarını yapayım onların. Sarısını da patlatmayayım da bansınlar. Anne al böyle. Bakalım bir de peçete. Peçeteyi ne yapacağım? Almışlar böyle. Kahve hazırladı bana da. Teşekkür ederim canım. Dikkatli götürüyorum. Sen de bana almışsın. Teşekkür ederim. Peçeteyi ne yapacağım kız? Almışlar seni kahve içtikten sonra. Kimyasalları da buraya koydum şimdi.
Çünkü daha işim bitmiyor. Böyle geç anneciğim. Şimdi İrem, yumurta kabımı getir benim içeri. Yumurtaları yerleştirdim kabıma, sonra koyacağım onları. Burada da kızartma yağımı falan koyuyorum. Bir kere kızarttığım zaman atmıyorum kızartma yağını. İki kere kızartıyorum sonra. Hakkı hala biberonda süt içiyor. Hala geceleri. Gündüzleri bardağa alıştırdım ama gece bir kalkıyor. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım arkadaşlar ben. Deprem. Bunlar da iyi oldu. Nereden almıştın bunu? Pazardan. Yok, Bim'den. Uğradığımız duraklar Bima 101 şok. A101'den almıştım. Bayağı iyi oldu ya. Böyle şeylerin içine koyuyordum, tasların üstüne. Aman üstüne diyorum, içine. Ben şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. İşbaşı. Burada şarjım az arkadaşlar. Şarja koyacağım. O yüzden çekmedim. Yıkımcılar geldi gene. Yıkımcılar derken zabıtalar geldi. Bu önümüzdeki bina boşaltıldı. Komşumuz da gitti. Özbekistanlıyım. Türkmenistanlıydı değil mi İrem? Şu olduğu gibi komple. Yok, ama Tacikistan. Tacikistan mı? Evet. Yıkım. Ama aradaki evler daha kağıt gelmemiş. Herhalde bu şekilde yıkmazlar. Kimisi de yıkacak diyorlar. Şimdi ben neden şey yapıyorum? Buradaki duvarları halletmedim. Çünkü cam balkon açamıyorum boya yaparken bu sefer. Ben de şimdi zabıtaları kolluyorum. Yıkım ne zaman başlayacak mı, başlamayacak mı? Eğer başlamayacak deyip de başlarlarsa olay çıkartırım, söyleyeyim. Zabıtalarla da mahkemelik olmayayım. Şimdi buraları hallederim. Bu arada buraları hallederim deyince... Nuray aşkım, örtü sermişsin, buruşuk dedin ya, belki senin gibi düşünenler olmuştur illaki. Eleştirilere cevap veriyorum diye düşünmeyin, çünkü aklıma gelmiyor hani bir şey yaparken bunun için kullanıyorum demek, bazen unutuyorum. Şey için sermiştim onları, bulaşıklarımı üstüne koyayım diye masaya. Zaten benim tezgahım, masam, her şeyim. Teflon kaydığı için ben genelde şöyle bir demiri kullanıyorum. Kaymasın diye. Etminlikler. Şimdi hazırladım. Şunu gösterecektim. Açsana anneciğim. Peynircim var benim aşağıda Balat'ta arkadaşlar. Ben normalde böyle hiç çikolata falan yemem bu şekilde. Ama şu dökme çikolataya bayılıyorum. Her yerinde güzel olmuyor herhalde. Kapat annem. Şu doluyu da ağzına kadar. Ne kadarmış? Yani 10-11 liralık neredeyse. Gidiyor yani bir hafta falan. Ve ben kaşıkla yedirmiyorum. Ekmeğinle, ekmeğinle yiyeceksin. Evet, özlem. Diyor muyum? Özlem diyetteki gibi yiyoruz. Ekmeğinle. Diyettekiler ekmek mi yiyor? Anne. Yiyor mu ekmek diyettekiler? Özlem çengemin anlattığını anlatıyor mu? Fıkrayı anlattık ya o gün. Sen yoktun burada. Yo, sofrada yemek yiyorduk, anlattı ya. Evet. Evet, şimdi hadi yiyin de Anne. Herkese işbaşı vereceğim. Sen herkese merhaba arkadaşlar, kız. Benden. Merhabalar. Kahvemizi içiyoruz yeni, evet. Sehpamızda. Bugün Elif ikimiz kırmızılara bürünmüşüz. Ay evet, başörtüydü, sonradan fark ettim. Bunu taktım, eşime soruyorum. Yine koyu renk aynı, evet. Olmamış. Bu şeydi gene parıltılı. Senin gözlerin yeter. Uyumasan olacak. Şu maske var ya, şu yanaklarım girerim. Bakalım. Ha, yok sen de şeyde. Bunu
bunu. O siyah maske hoşuma gitti. Hüseyin almış, ben de alacağım. O Feyzo'da da var. Ama koyu renk takmayın diyorlar maske sıcakta. O yüzden işte daha terleme. Nasıl mesela sıcakta diyorlar siyah giyme koyu renk. Aynen, daha çok aynen sıcak çektiği için. Ben kahvemi içmiştim ama şimdi muhabbet olunca yapma anneciğim. Sağ olsun. Bu arada Eltim'in salçalarını bekliyorum. Şimdi bugün gene kargo bekliyorum. Çıkamadım. Özlem gitmiş, kitapları almış okuldan. Ali'nin kitaplarını aldım. Eba yazıyor şimdi bak. Bak Eba yazıyor. Fark etmedin mi? Eski yok kitaplarda da vardı. Bakamadım. Aa, mı? Yoktu. Ben nerede vardı? Yoktu. Ay canım, ilk defa görüyorum. Eba'nın adresi. Şey mi? Şurada da kodu yazıyor girebilmeleri için. Burayı benim telefonu okutuyorum. Aa. Ha, şurası. Eba'ya giremeyenler için. Aa. Benim okuyor telefon. Aa, benimkini de okutursun o zaman. Hı hı. Benim okuyor mu okumuyor mu bilmiyorum da. İyi, güzel bir şey yapmışlar o zaman. Ben de alacaktım işte. Bak, gidemedim, hem doktor işim var, hem kargo işim var. Diş değil mi? Dişe benim de gitmem gerekiyor. Hem dişe migren. Bir göz şey yapacağım hemen. Fazla şey girme. Şeyine mi giriyorsun? Telefonun kamerasına mı? Böyle giriyorsun. Şuradan kendisi. Bir saniye. Web sayfasını görüntüleyin diyor mesela. Hmm. Basıyorsun. Buradan gidiyor internet mı? Şu an. Bağlı tamam değil. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İnşallah bir gün kahve içeriz. İnşallah. Toklu Çin Cemal. Bayağı senle, benle görüşmek isteyen takipçilerimiz var. Çanakkale'den bir tane arkadaş burada Eyüp'te, Çanakkale yanlış hatırlamıyorsam. Eyüp'te evleri varmış. İnşallah Eyüp'te seni göreceğim diyor. Eyüp'e yazdım diyor mesaj. Burada. Evet. Kimdi ismi? Bilgim yok, haberim yok dedi. Bayağı kişi Eyüp'te yazdığı için hatırlayamıyorum. Ya. Ben de hatırlamıyorum. Evet. Mesajımı görmemiş dedi. Çünkü diğer kutusuna düşüyor arkadaşlar. Gördüğüm zaman dönüyorum aslında ama. Diğer kutusuna bakmam. Neredeyse gerekiyor. Cevaplamadığım yorum olmuyor aslında. Benim bir sürü var. Sen yetişemezsin. Ben her zaman söylüyorum. Yani fazla takipçisi olduğu zaman gerçekten yani. Düşünün şimdi benim 1500 yine, şu anda. Hani yine vakit. Zor bela yetişiyorum. Yapma anne. Yapma, azıtmıyorum. Ya vakit buldukça arada 2 tanesini ya da 3 tanesini cevap vermeye çalışıyorum. Bazen baş, bazen onu değişiyor. Ya mesela evet, Hakkı. Zeki işte geçen gün konuşuyorduk. Dün de evet, arkadaş geldi. Karanlık çıkıyor. Olsun. Işığa göre. Ha? Şey diyor. Şimdi Eltim de burada şahit oldu. Ben şimdi mecburum diyor medit yapmaya, yavaş yavaş işte durdura i̇şte durara muhabbete katılıyorum. Şimdi öyle oluyor. Hakkı anneciğim çekindeyim ama. Oyuna seviniyor. Ali babası gibi çok saygılı mesleğime. İşte neyse Zeki diyor ki şimdi Derya'ya. He. Hakikaten diyor o kadar diyor, her işin diyor zorluğu varmış yani. Öyle bir Elif'i ya gördüm, şahit oldum diyor. Hani kaç saat diyorum onun başında geçiriyorsun, şimdi bir falso var mı? Çocuklar ağzından işte biz bazen çemkirebiliyoruz o anda. Hadi Ali, bazen kamerayı unutuyorum. Lütfen sessiz olun. İlle bakıyorsun bak televizyona mesela telif yemişim. Evet. Bilinmeyen bir kaynaktan diyor. Bir bakıyorum yani çok da hafif geliyor. Mesela ben çekiyorum. O anda almışım videoya. Bazen ben dalıyorum. Bazen işte ben de bazen unutuyorum. Oradan çocuklar açmış etik yaparken diyorum tüh gitti güzelim video. Ay, orayı o daha hızlandırma. Kötü. Bir de silinmesi. Bazen de siliyorum. Bazen. O, konudan konuya. Bazen. Ay Allah'ım. Allah'ım yardım. Bir de şey diyorum Zeki'ye. Şimdi dikkat etmem lazım. Bak diyorum sağa solu keserken. Evet. Birdenbire gidiyor mesela. Şeye giriyorum komple gidiyor. Normalde çöp kutusunda taşınıyor. Çöp telefonla kutusuna da bulamıyorum. Telefonla için daha sonrasında şey oluyor. Dokunmatik oldu mu hepsi siliniyor. Hepsi siliniyor. Zor oluyor. Çöp oluyor yani çektiğim video. İşte, her işin zorluğu var. Diğer gidiyor, oradan bulabiliyorum, bazen oraya da gitmiyor. Tabii gene dışarıda çalışmaya benzemiyor Allah için. Bu var tabii. Yani dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun. Gene tabii ki evdeyiz. Canımız istiyor kahve, canımız istiyor çay. Sadece kafa yorgunluğu oluyor çocuklarla, o kadar. Aslında kadınlar için daha zor, erkeklerin için zor. Zor. Yani gelip bir de ev işinle uğraşmaları. Ertesi güne yemeği düşünmeleri. Yatıp uyudunuz. Tabii. Şimdi oturuyoruz ya, adamlar böyle bizi görür şimdi izleyince. Koca evet gün göstereceğim işte, görsün ama bu videoları izliyor bazen. Hak veriyor bana. Mevki diyor ki yatak odasının yerini silmedim, masayı taşıyacağız. Dün sen bu odada ne yaptın diyor. Dedim dolapları yerleştirdim, orayı yaptım. Dedim geç kolaysa kendin yap deyince sustum.
Değil mi? Yani şey de yapmıyorlar. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kudurdu bunlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay de. Bay bay. Bir şey bay bay. Savaşı yapıyorlar. Kargo geldi şimdi. Eltimin. Ay. Geldi. Demek ki yurt içi kargo nasıl konuluyor öyle getiriyor herhalde. Şimdi iş gelince kontrol etsin bari. Kargoyu da hallettik. Şimdi doktor işimi halledeceğim. Anca. Islak mendille tuttum ucundan. Allah'ım yarabbim, korkudan. Ne gözlük değiştirmiş. Dur yakınlaştıracağım. Aa. Şu an bayağı yakınlaştırdım, dur. Aa, bu güzel. Merhaba. Taşlı mı? Evet, taşlı. Gene taşlı. Çantanı da göstereyim bak. Toz başa düşme ayakkabıların. Dur, mandallar var burada. Dur kız, bulamıyorum seni. Neredesin? Buradayım. Merhaba. Ayakkabılarına bakacağım. Ayakkabısı. Çantası. Tam kokuş bu. Tam. İyi. Hadi benim hala duruyor. Neyi duruyor? Ben gitmemiş. Ben yaptırdım ya. Niye gitti? O kadar para verdi. Gidiyorsun mu aşkım? Hadi gidiyorum. Hadi yavrum, görüşürüz. Ben gitti. Buraya aslında bu tarafa almam lazım. Kamerayı, minderlerimi de yıkadım. İyi oldu. İki minderim kaldı. Onları da atacağım. Şimdi arkadaşlar, o ilacı yapacağım tekrar ben. Şimdi fasulye ayıklıyorum da. Fasulye aldım. 5 liraya geçti fasulye. Öyle yemeği aldım, yapacağım yani. İçi de suluymuş, bayağı güzel. Seviyorum böyle fasulyeleri. Normalde ikiye kesiyorum ben yaparken yemeği. Ama bir şey yapmayacağım. Çünkü sulu. Şey yapacağım. Şöyle ışık, bu ışık beni öldürecek. Çok da kaldırınca. Bakayım, döndüreyim. Şöyle daha iyi sanki. İlacı yapacağım tekrar arkadaşlar. Ay, karanlık çıkıyorum ya. Şöyle yaklaşayım size. O yüzden yemeği çıkartayım dedim fasulyeyi. Önce yemeği yapacağım. Mutfakta halledeceğim. Bir yerleri süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonra o patates ilacını tekrar yapacağım. Hem de size göstereyim nasıl yapıldığını. O yüzden. Ama bir yemeği çıkarmak istedim önden. Sonuçta kokusu bir şey yok yani. Ocağa koyayım, bir daha mutfağa pek girmek istemiyorum. Hallettikten sonra artık. O en üst rafım kalmıştı, onu hallederim. Ya zaten böyle dolap altlarına falan koyacağım, kenarlara. Ondan sonra hani böyle ayak basmayacak. Çocuklarım falan. Öyle yerlere atacağım. Ondan sonra halımı da yıkamıştım orada. Paspasımı, onu da koyarım mutfağa, sererim. Tamam. Görmüyorum şu anda çok şükür. Ama dedim ya, görmediklerim de yani çıktı, ölmüş. Şimdi belki ne bileyim kokusu. Gerçi anne şekerim kokusunda pudra şekerim vardı. Bu sefer farklı deneyeceğim. Çünkü dediler ki pudra şekeri daha aromalı. Kokusu daha yoğun ya toz şekerden. Zaten hani şekerli, bir de nişastayı çok seviyormuş. Lanet olasıcılar. O yüzden şeker koyduk. Pudra şekeri daha iyi olur dediler. Bakayım etkisini göreyim. Bir de o antiseptikti. Daha sormamış galiba Zeki'ye. Bu ilaç da Hüseyin'in aldığı ilaç. Bakayım hangisi iyi gelecek. Bir onu da halledeyim. Yoruluyoruz ne de olsa valla. Daha saat kaç? Koşturup duruyoruz, debeleniyoruz. Dersler, ödevler daha var. Bak başlarına oturmadan, çemkirmeden. Bak hiçbirisi daha almadı eline bir sayfa İrem. He? İrem. Hı. Duyuyor musun beni? Evet. Evet diyeceğim ben seni şimdi. Ne? Öğretmene WhatsApp'a gidecek onlar. Ödevler. Ne zaman bitecek de ne zaman yollayacağız? Daha kardeşim var sırada. Senin başında bekleyeyim. Kaç yaşındasın?
Aha. Arkadaşlar, çim patates ilacını hazırlayacağım size. Siz de görün. Hem fasulyeye çim patates doğrayacağım şimdi. Hem de ilaç için. Kaynatacağım yani birkaç patates. Ne? Böyle patateslerim ufak, bu haşlamalık gibi patatesler. Bir dakika anneciğim, bekle. Bir dakika. Bu sefer patatesi az, ilacı çok koymak istiyorum. Çünkü bu antiseptik yazmayan. Şöyle. Aslında 3 tane aşamalık yeter. Şu kadar arkadaşlar. Şimdi üzerine geçecek kadar suyla haşlayacağım onu. Çok cıvık yapmayacağım. Diyelim haşlandı patates. Bir dakika alacağım. Konuşuyorum bak. Diyelim haşladınız, yumuşadı. Ver yavrum. 2 dakika bekleyemiyor musunuz ya? Bekle şimdi. Bak giriyorlar, arayı unutuyorum ne diyeceğimi. Tövbe yarabbim. Tekrarlayayım. Şu kadar bir patates koydum. 3-4 tane haşlamalık. Benim patateslerim haşlamalık da 3 tane koydum. Diyelim unuttunuz, haşlandı biraz patates. 1 saat 2 saat buzdolabına koyun, hani yuvarlanacak bir şekilde olsun diye. Çünkü haşlandığı zaman çok hemen anında şey yapamayız, yuvarlayamayız. Gerçi fark etmez, ben sürüyorum öyle der şekilde sürdüm de, ama çok haşlanmadı gene. Buz kalıbından suyu hep ben koyuyorum buzdolabına. Tam içeceğim şey, yeni konulmuş ya da boş. Şimdi bunu haşlayacağım. Fasulyeyi koyacağım ocağa bu haşlanırken. Hazırlarken çekerim yine. Vatanımda birisine tartıştım şimdi. Ay sinir ettiler beni ya. Şu fasulyeyi de sirkeli suda bekletiyorum, iyi oluyor. Adama diyorum ki yıkım yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bir arkadaşınız yapılacak dedi. Saat kaç olmuş? Sabahtan başlıyordu yıkım. Öğlen olmuş, yıkacağız. Birisi diyor abla da ara binalar boşaltılmadı. Belli değil yıkılacağı. Diyorum hepiniz de birbirinizden tutarsınız. Şey tutarsızsınız dedim. Ondan sonra abla ne oldu diyor. Ya boyamayı yapacağım yani, boya işlerim var dedim. Size göre hareket ediyorum. Ondan sonra abla sen yap boyanı yani, bizle ne alakan var senin diyor. Saçma saçma konuşmayın ya dedim. Ne demek ne alakan var? Cam açacağım, kapı açacağım herhalde. Zehirleneceğiz mi boya yapıp? Herkesin işi gücü var yani. Ben de size göre ayarlıyorum kendimi. Hay yani bir yıkacağız ve birbirinizden bir haberseniz. Ondan sonra bu yeni gelen zabıtaymış. Eski zabıtalar beni de eşimi de tanıyorlar artık. Sonra dedi ya dedi. Gel buraya dedi. Tanıyorum ben dedi yengeyi dedi. Sonra kardeşim böyle böyle dedim yani. Bir soru sordum dedim. Yıkılacak mı yıkılmayacak mı? Boyu yapıyorum dedim evde dedim. Sonra o bizi tanıyan zabıtaya. Ondan sonra bu hafta içi belli olacak dedi yenge dedi. Eyvah eyvah. Neyse belli olacak dediğine göre herhalde bir iki gün vakit var. Ben de bari halledeyim. Erken demiş olsalardı erkenden girişirdim aslında. Hani sabahtan yaptım mı kuruyor, böyle akşama koku kalmıyor. Neyse yarın ola hayrola. Yarın ben de yaparım o zaman. Zaten ben taksit taksit. Televizyonun oradaki yeri tuğla deseni gibi bir şey yapacağım o yüzden. Allah yardımcımız olsun. Yemin ediyorum bu yıkım olana kadar böyle huni takıp geçeceğim yani kafama. Evet canlar, şimdi bu kaynadı. Benim böyle işte kırılmış artık eski atılacak tabaklarıma birkaç tane ayırıyorum kenarlara. Yani bir şey lazım olur diye. Nitekim de oluyor yani böyle. Bakın mesela ya boya işine ya bir şeylerle uğraşıyorum ya böyle etkinlik falan. Kaşık alayım.
Tam böyle çatalla ezilecek kıvamda değil. Hemen şimdi vaktim yok dolapta bekletmeyeyim diye. Geçen hafta biraz su koydum. Demek ki fazla kaçırdım suyunu. Şöyle çıktı. Şimdi ezeyim bunu. Ben bir ezeyim şunu. Biraz soğumasını bekleyeceğim tabii ki arkadaşlar. Sıcakken yapmayacağım o kadar. Demek ki anlayacağım ki patates yaparken dikkatli olacağım. Hiç artık bulaşık bulaşık patate bırakmam. Patatesi böyle. Aklıma şey geldi. Bekarken Lüleburgaz İstasyonu diye bir yerde oturuyorduk biz. Ay Allah rahmet eylesin. Şöyle tablam vardı teyze. Anne. Çekimdeyim anneciğim. O bahçelik bir evde oturuyordu müstakil. Bizim de evlerimiz müstakildi böyle. Avlu deriz biz. Bir bahçede hani 4-5 tane müstakil ev vardı. O bahçeye avlu deriz. Avluda 4-5 aile otururduk. Ne günlerdi ya. Vallahi şöyle hani geçmişe dönmek istesen desen o günlere dönmek isterdim. Bir günlüğün olsa. Şöyle bana anne anne girmeyin. Bak konuştuğumu görüyorsunuz. Kes hemen. 5 dakika bekleyebilirsin. Saatlerce sürmeyecek. Hakkı mı? İçeride yemeyecek. Geçer misin içeri? Sinirleniyorum uzatınca. Geç içeri anneciğim. Dikkatimi dağıtma. İçeri geçer misin İrem? Tamam anneciğim. Şu saat. Tamam sen geç içeri. Ben işim bitti mi sesleneceğim. Bu nedir ya? Her kamerada anne anne. Öğrenin artık. Siz ders yaparken ben size sesleniyor muyum? İrem Hakkı diye bölmüyorum size. Arada yürütme tam lazım onlara. Neyse. Arkada mesela onun mutfak camının orada. İşte bir kömürlüğü vardı odunluk. Bahçelikti zaten böyle. Meyve ağaçları vardı. Çiçekleri vardı. Allah rahmet eylesin öldü. Hakkı da var üstümüzde. Bizim de helal olsun varsa hakkımız. Koştururdum ben ona. Neyse süt alır kaynatırdı. Her süt aldığımda kaynattığımda camları kapatırdı. Evin camlarını, arka odaları, mutfağı. Şöyle teyze derdim. Neden hep süt aldığın kaynattığın zaman kapatıyorsun? Bir günüsü süt yaparken kızım derdi, ben o zaman yeni evliydim. Süt kaynatıyordum derdi. Kuzu ne de? Mutfaktan. Mutfak camı açık. Kaynatırken dedi. Şöyle dedi, gözümü kafamı kaldırmam lan dedi. Kendimi atmam dedi. Resmen takla atarak çıkmış kadın balkondan. Eşim dedi, beyim dedi. Gelene kadar dedi. O zaman da ölmüştü beyi. Allah rahmet eylesin. Mutfağa girmedim dedi. Geldiler o zaman dedi. Kaynımla dedi. Girdiler dedi. Camda ay yılanı dikilirken görmüş böyle. Kuyruğun üstünde. Aman Allah'ım dedim. Meğerse yılan süt kokusuna çok gelirmiş. Korkuyorum ya. Of, soğuk hayvanlardan böyle acayip böcekti. Yılandı. Ay ay ay. Hele yılan. Ben de bir kere basacaktım böyle patates tarlasına gitmiştik. Allah rahmet eylesin babaannemlerin. Tarlada gidiyoruz şimdi tarlaların arasında. Toprak yol. Sarı bir tane yılan vardı. Meğerse yılanlar güneşleniyormuş. Böyle ters dönmüş. Ben de zannettim ölü yılan. Devam ediyorum falan. Tabii annemler daha önce görmüş babaannemler. Daha ben adımımı atıp üstüne basacakken bana seslenmişler, iki de seslenmişler. Elif basma deyince ben hemen böyle kalkıp önüne kaç hemen arkaya dediler. Arkama bile bakmadım da sonradan ne oldu gösterdiler. Ay bassaymışım, hayvan ters dönmüş yılan.
güneşleniyormuş. Ölüm ölü değil. Sonra böyle taş çırp falan şey yapmıştık. Hani yaşıyor mu şey mi? Sonra şey yaptı gitti. Bir de böyle büyük bir yılandı. Böyle sarı. Ay 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 ay. Ben bile şimdi katlardayım işte. Bakın o çocukluk psikolojisi. Nasıl bilinçaltı yer yapıyor. Hani mesela travma olayları düşünün. Mesela bu da bir travma yani. O korku bana kaldı. Örümcek. Muhabbet muhabbeti açıyor şimdi işi vakti. Ay arkadaşlar. O kadar korkuyorum ki. Ay o kadar. Hey o siyah örümcekler. İşte bu tam bir travma yani. İşte çocukluktan benim. Daha yeni yeni aşmaya başladım. Gene de evde falan örümcek gördüm. Böyle eğer ağda yoksa şey yapıyorum alıyorum. Ağda varsa Hüseyin'in işi yani o. Bir gün gene istasyonda oturuyoruz. Leburgaz istasyonda. Kır düğünü var. Ondan sonra annemler falan gittiler. Bana da dediler ben de dışarıda çocuklarla oynuyorum. Benim bir tane grubum vardı. Kızdan çok erkek arkadaşlarım vardı benim. Kız böyle hani bir tane ise o da benim gibi olacak böyle deli manyak. Yoksa oynamazdım öyle. Çok nadir. Demir pençeydi. Grubun adı lideri de bendi. Başı, grubun başı. Ben olmasam onlar toplanmıyordu. Beni gelirlerdi, çağırırlardı. Öyle çıkardık mahalleye. İşte. Erik mi dalarsın? Bugün buraya gideceğiz, nereye gideceğiz? Şöyle yapacağız. İşte çarşaf marşaf gece giyerdik. Ay Allah, akıllarını helal etsinler. Teyzeleri falan korkuturduk ya. Düşünemiyorsun işte kadın ya kalpten gitse tövbe nasıl kaçarlardı. Almanyalı bir Alman derdik, Almancı. Eskiden Almanyalılara, hani Almanya'da çalışıp gelenlere. İşte Almancı'nın bir eriği vardı. Eriği de bal gibiydi. Kadın çok kızardı bize vermeye. Ondan sonra hani insan bir tane iki tane göz hakkı isterdik isterdik vermezdi. O da vermez misin akşam dalıyoruz. Toplardık grubu dalardık eriklere. Belki doğru belki yanlış o da verseymiş göz hakkı yani. Hayret bir şey şimdiki aklımla bak mesela biz nasıl şeyi çocuktur canı çeker deriz ya. Vallahi vermiyordu kadın. Sonra artık milletten şey yapınca bize alışınca şey yapardı kendisi toplayıp. Gene öldüyse Allah rahmet eylesin yaşıyorsa kulakları çınlasın. Taslan toplardı artık sonra. Dağıtırdı evlerde. Diyordu ben toplayacağım ama siz dalmayacaksınız. Dalları kırıyorsunuz derdi. Azar azar dağıtırdı verirdi. Sonra biz de dalmadık yani. Neyse. Kır düğünü var. Anne ben işte oynayacağım. Annem de benimle baş edemezdi fazla. İnadım da inat. Gelmeyeceğim ben düğünleri de pek sevmem. Ya biraz böyle erkek şey hani hareketleri bende. Hareketleri derken. İşte dağ tırmanayım artık. Duvar, taş, ağaç. Ondan sonra annem de artık bilirdi beni yani. Buna zarar gelmez. Daha bu yaşta diye. Zaten eskiden böyle çok yoktu ki sıkıntılar. Neyse annemler gitti. Sonra bizim canımız sıkıldı. Hadi dedim gidelim düğüne. Ben bu çocukları yolladım önden. Dedim siz gidin ben geliyorum. Neyse evden böyle yeni şeftali getirmişti komşu böyle bahçeden dalından. Şeftali yiye yiye gideyim dedim. Çocukları yolladım. Kır düğününe gireceğiz yoldayız. Çocuklar toplanmış. Böyle düğünün şeyinde bir kenarında böyle herkes yuvarlak ama. Çember böyle toplanmış bir şeyler atıyorlar. Bir çalı çırpı bir şeye. Arkadaşlar ben yemin etmeyi sevmem. Birazcık size samimi geliyorsam ne olur inanın. Merak ettim. Şöyle bir çekelim bakayım demekle. Ay arkadaşlar nasıl şey tipleniyorum. O kara dolu örümcekleri var ya böyle siyah kocaman ama el kadar. Ay bana sesleniyorlar bir dakika arkadaşlar. Birisi su istedi bir adam. Onu verdim belki de yazmış. Neyse arkadaşlar kara dol. Kızdırmışlar onu. Çalı atmışlar, çırpı atmışlar. Ben de kızgınlık anına denk geldim demek ki. Daha onların açılmasına şöyle bir yarım metre, bir metre aramızda mesafeye. Ben zaten korkuyordum. Bir de kocaman ilk defa görmüşüm öyle bir örümcek siyah. Daha onların açılmasına, onun zıplayarak gelmesi daha. Zaten ben onu bir anlık
Anlık benimki. Nasıl kaçıyorum ama? Arkama bile bakmıyorum. Bakıp gelsem sanki hemen bana yetişecek gibi. O atlıyor herhalde, ben böyle takla atarak gittim eve bağıra bağıra. Müzik sesi de var davul zurna falan. Kimsenin kimseyi duymamasının imkanı yok. Allah'ım nasıl uçtum eve. Allah sanki o rüzgarla beni itti. Daha kapıyı açtım tekmeleyerek falan. Kapıyı kapadım. Dış kapının altına hemen böyle mutfağa girdiğimizde bir tekli koltuğumuz vardı. Kapı direkt böyle mutfağa açılıyordu. Ondan sonra tekli koltuk vardı böyle kapıdan girişik. Ufak antre mi deriz ona. Orada onun koltuğun üstündeki örtüyü dış kapının altına girmesin. Gelirse arkamdan. Odaya girdim. O odadan diğer odamızı, bizim kendi kaldığımız odaya. Divanlar vardı eskiden. Eskiler bilir arkadaşlar. Divanlarımız vardı bizim. İşte divanların üstüne döşek koyardık. Efendime söyleyeyim. O döşeğin üstüne, yani divanın üstüne hemen çekmeceden şey aldım. Bembeyaz bir çarşaf. Bembeyaz çarşafı üstüne serdim. Ondan sonra ayağıma bir poşet geçirdim. Üstüme böyle çarşafla böyle kafamı şey yaptım. Hani gelirse çarşafı da geçireceğim, altında da poşet gelemez. O kapıyı da kapattım. Giyon altına örtüler. Kaç saat bekledim bilmiyorum. Öyle o şekilde divanın üstünde annemleri bekledim. Onlar geldi, artık bitkin düştüm. Anne dedim böyle böyle, ama nasıl buz gibiydim çocuğum, korkma onlar gelmez, anne gelir, o anne o beni takip etmiştir. Anne onlar kızdılar, artık beni bırakmaz falan. Ay yani gerçekten akıl alma bir, hala unutamam zaten. Attığım adımı unutamıyorum mesela, o kadar unutkan bir insanım. Ben böyle etkilendiğim şeyleri unutamam. Ondan sonra hani bu anlattığım İlkokul 4 falan yani. 4. İrem'in yaşlarındaymış. İrem'den belki bir yaş büyüğü. Sonra ortaokul çağında da Lüleburgaz'da biz okuduk. Yeni istasyonda oturuyorduk. Ben evlendiğim zaman Lüleburgaz merkeze geçtim çünkü. Ortaokulda okuduk. Minibüs kullanıyorduk. Ondan sonra bir 15 dakika falan sürüyordu. Neyse, yeni istasyondan bir arkadaşlarım vardı. Onlar Burgaz'a taşınma kararı aldılar. Köy gibi diyeyim yani, orası köy. Ondan sonra neyse bir ev tutmuşlar. Elif geldi, yok Meryem, kulakları çınlasın. Ondan sonra gel işte dedi, okuldan sonra bakalım. Dedim fazla takılmayalım, bak bir saat. Annesi de yanımda. Neyse gittik, bomboş ev. Evde bir sene falan, 1,5 sene tutulmamış yani. Ev sahibi çıkmış. Kirayı veriyor. Neyse evler güzel, yapılı falan. Neyse banyoya bakacağız biz arkadaşla. O bakarken ben banyoya girdim, kapısını açtım. İnsana denk gelir mi ya? Hayatımda iki sefer böyle denk geldim. Yani ben normal bir örümceğe denk gelmedim. Bakın ayaklarımın altı gıcıklanıyor. Bu da küvetten ve ben küvette yıkanamam arkadaşlar. Ablamın banyosu falan böyle küvetli. Ben hayatta o küvete giremem. Küvetin dışında yıkanırım yani böyle. Gerekirse böyle eğilirim yerde yoksa, ama o küvete giremem ben. Hatta tıpasını tıkarım. Deliğinden bir şey çıkmasın. Deliğinden çıkmış herhalde. Örümcek. Kupkuru zaten, üstümü yok. Ay kullanılmamış. Sapsarı bir örümcek bu da. Sarı. Ortası böyle nasıl diyeyim, kül rengi gibi. Böyle benekleri vardı böyle ortasında. Böyle bayağı da bir baktım çünkü şoka girdim o anda. Ne ileri ne geri. Gidersem geri gelir mi, kapı nerede, baca nerede, hemen çekeceğim yani. Fıy kaçacağım dış kapıdan. Ondan sonra bu şimdi böyle yapmaya başladı durduk yere. Eyvah dedim, bu zıplayacak. Bacakları da böyle tüy var uzun uzun. Büyük bir büyük örümcek. Vallahi. Orada da hatırlamıyorum kapıdan nasıl çıktım. Meryem'i bile görmedim. Direkt ben minibüse, sonra geldi tabii köye. O zaman böyle cep telefonu mu var? Ev telefonu bile yoktu. Dedim Meryem böyle böyle, sakın arkadaşım annene söyle, tutma orayı falan da, onlar nerede? O giderdi ederdi. Ben ölsem beni sokamazlardı o eve. Mümkün değil. Yani arkadaşlar böyle iki unutulmaz şeyim var. Böcek konusunda travmalarım var.
Bir de o yılan mevzusu işte, onu da anlatmıştı. Şöhret teyze, Allah rahmet eylesin. Süt kokusuna gelir diye. Ay ne kadar şey ya. Ay Allah kimseyi yaşatmasın. O günden beri de böyle çok şey yaparım. Hatta böyle oyun falan yaparlardı çocuklar. Bir kere Allah korusun şey, çok korkmuştum. Hatta vurmuştum yerime. Böyle oyuncak örümcekler şey, sakın dedim. Ben de ansızın şey, böyle birden bir şeyle ilgilenirken atmıştı üstüme o siyah örümcek. Plastik oyuncaklar. Daha ben zaten o oyuncak mıdır, gerçek midir? Allah'ım nereler attım kendimi. Böyle bir 5 dakika kendime gelemedim. Sonra o şeylerimi unuttum dedim. Sakın kızım bir daha. Böyle böyle dedim ben. Bir şeyler yaşadım. Çok korkum var. Sakın kalp krizi dedim geçirebilirim. O da korktu. Bir daha hiç öyle şakalar yapmadılar bana. Yani aslında bu şakaları yaparken gerçekten. Hani bu kırk ayakta mırk ayakta plastik oyuncaklar var. Herkes birbirine şaka yapıyor. Ne bileyim faresiydi, yılanıydı. Herkesin unutamadığı bir şeyler, fobileri var yani. Allah korusun kalp krizine engel olabilirsiniz birisinin. O anda. Hani şaka yapıyorum derken iş affedersiniz kakaya dönüşebilir yani. O yüzden dikkat edin. Ben burada iyice ezdim konuşurken. Patatesi. Eldivenlerimi de bulamadılar. Şimdi bir elime buzdolabı poşeti, bir elime bir tane eldiven var. Onu takacağım. Bu tamamdır. Şimdi hazırlıyorum. Eldivenlerim vardı. Üstüne giyin anneciğim. Ne? Üstüne giyinsin. Giyindim. Şimdi bir eldivenleri takayım çünkü eleyeceğiz kimyasalı. Anne saatlerim çok az kaldı. Ne o? Saat ederim. Tamam. Bitecek onlar, bak söyleyeyim. Tamam. Gevşemek yok. Tamam. Düşünün ki okula gidiyorsunuz, kaç saat okuldasınız. Teneffüs verip çalışıyorsunuz. Bu da bayağı da darmış ya. Nasıl almışım ben bunu? Daraltı geliyor bana. Şimdi yer alacak elimden de geçmeyecek. Ya olmadı ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir tepsi aldım ben arkadaşlar. Gazeteyi de katladım böyle. Çünkü yuvarlayıp oraya koyacağım. Sonra dağıtacağım. Kaşık. Şöyle toz pudra şekerini de bulamadım. Meğerse pirinç unu pembeymiş, paketi onu şey zannetmişim. Şöyle bir yemek dolusu kaşığı kadar. Kokusu tadı gelsin ki yesinler. Tuzak kuracağız onlara şimdi. Şeker. Patatesi kaynattığım sudan da ılınınca veya ılınmadan neyse. Fazla kuru olmuştu çünkü. Bir kaşık gezdirdim içine. Hatta sanki yarım kaşık da koyabilirim. Şöyle şekeri iyice yesin diye. Bak, yarım kaşık da fazla geldi şimdi de. Üf. Evet. Neyse bunlar da hep tecrübe işte. Şimdi bu arkadaşlar 100 gramlık paket. 100 gramlık. Şimdi bunu ben neyle kapatayım sonra ağzını, bir zımba. Acaba etkisi gider mi? İyice kaparım ben bunu. Ondan sonra. Şimdi yarı, şöyle yarım paket, aslında ne kadar çok olsa o kadar iyi mi olur, yoksa zehrin şeyi fazla gelir de bir şey olmaz mı? Şöyle ben yarımını kullandım. Hiç
Üstünde de bir şey yazmıyor galiba. Hayret. Ağzı kapalı olarak serin yerde ışıktan koruyunuz. Nasıl yapılacağı yazmamış mesela. Buradan. Burada da yok. Bakayım şimdi, görmediğim şeyi görecek miyim artık? Çıkacak mı? Merak ediyorum. Şimdi gözüm görmüyor. Ama mesela görmediğim böcekleri de ölü görmüştüm. Yerde falan. Kötü olan yuvasında da ölmemiş. Nerede artık şey olmuş, orada ölmüş. Şimdi yani ben bu tezgahı mezgahı yıkarım güzelcini. Çok bile gelmiş aslında patates bu sefere. İki aşamalı patates bile bana yetermiş şimdi, çok olmadığı için. Şöyle bakın, yuvarlanıyor gerçi, ben iyi kıvam yapmışım bu sefer. Şöyle fındık, hatta fındıktan bile küçük olsa olur çünkü dolapların altına da girmez bu. Şöyle yasıltabiliriz ya da kurabiye yapar gibi. Şöyle kokmuyor da ben tikleniyorum arkadaşlar, o yüzden. Kokusu yok. Şöyle hazırlayacağım şimdi. Böcek şekli mi verseydik acaba? Böcek şekli mi versek? Cazip gelse. Neyse, ben bunları hazırlayayım arkadaşlar. Bir yandan yapıyorum, bir yandan koyuyorum arkadaşlar. Elimde ilaçlı eldiven olduğu için size gösteremiyorum ama mesela çamaşır makinesine sıcak yağ altına değil, altına elim gitmiyor ama aralarına fırlatıyorum, inan. Fırlatıyorum artık, sonra işime çektiririm. Bakarım 2-3 tane atacağım mesela. Bakın aşağıda aslında var. Şöyle attım. Şöyle yasılttım çünkü onları ben. Makinenin altına da giriyor hafif. Şöyle en altlarını atıyorum. Vallahi attım. Bir 6 tane falan makineye attım. Gene üst rafa koydum. Ben gene üst rafı bugün ellemeyeyim. En üstünü. Efendime söyleyeyim. Şu dolapların altına boşluk attım. Ama sonra o dolapların altını nasıl alacağım ben ya? Nasıl alacağım? Atıyorum ama. Orada ölürlerse ne olacak? Patates de orada. Kuruyor yani, bu kurtlanmaz da. Ya bir tane çubuk alacağım, ince çubuk. Bez falan yapacağım, çamaşır suyulu bez. Böyle bir güzel, artık onu iple bağlarım. Ondan sonra çubukla en dibe kadar. Şimdi başka yapacak bir şey yok, aklıma o geldi şimdi. Ondan sonra arkadaşlar şu, tutamıyorum ki tripodu. Şöyle. Kusura bakmayın vallahi. Ondan sonra bunu böyle kalkar mı bu? Ama kaldıramıyorum ben onu. Ben de şuradan fırlatırım. Fırlatamadım. Aa, niye kaldıramadım ben bunu ya? O zaman iyice incelteyim. Şuradan atayım. Sonra yıkarım ben burayı. Şunu da ittireyim. Ah, böyle girdi. Şuraya bak. Nelerle uğraşıyoruz Allah aşkına ya. Ay, ağzını yandım onun böcekleri ya. Görüyor musunuz nelerle uğraşıyoruz? Şu en köşeye de atabilirim. Ne yapayım artık? Of. Of ki ne of. Valla şurada hatta bardakların
Benim boşluk var ya, en üstüne koyacağım şimdi. Taze yemlerimi. Fazla fazla koyuyorum, fazla fazla. Köşelere böyle atıyorum. Mutfağın ellemediğim köşeleri, çöp bidonun arkasına falan. Hatta buraya iki tane atacağım. Ondan sonra dolapların içlerine ve üstlerine koyacağım, tamamdır. Arkadaşlar hallettim çok şükür. Evet arkadaşlar, bakın ter içinde kaldım. Çıkarma bakın. Vallahi o kadar terledim. Çıkarma korkusu atarken bir yerlere panik oluyorum. Benim gibi bir kadın düşünün yani. Böcekten korkar mı? Korkar. Ya, tiksiniyorum yani. Tiksinti duyuyorum haliyle. Benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bir üstümü değiştireyim. Bir elimi yüzümü yıkarım. Hemen yemeğe girişirim. İçerilerde zaten fazla bir işim yok çok şükür. Şu boyayı halledersem yarın inşallah. Boyamı da bitireyim de aklımdan çıksın. Bari hiç olmazsa bu odayı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beni de unutmayın. Görüşene kadar. Görüşürüz.